Şimdi size göstereceğim videoda bu kolu makinelere yeni şey uyguladık. Yeni bir bildiğimiz tecrübeden kaynaklanan bazı eklemeler yaptık arkadaşlar. Şu özellikle bu ortada gördüğünüz kemer fevkalade. Makinenin ilk günkü verimini değil, makinenin ilk gün bile yapamadığı verimi bile yapan bir şey bu. Şöyle diyeyim ben size, şu gördüğünüz yatak. Yatak zamanla açılıyor. Her sıkışmada zaten esnek bir buçuk milimlik şey açılıyor. Bizim tecrübelerine dayanarak bunun açılmaması için ne yaptık? Şöyle bir kemer yaptık. Şöyle vidayla buraya sıkıyoruz. Kesinlikle fazlası var, eksiği yoktur. Bundan haberiniz olsun. Şu iç tarafta kullandığımız parça, özellikle şuna dikkatinizi çekeyim arkadaşlar. Şu topmatiğin özel kendi parçası. Yalnız ölçüleri kısa tutulmuş. Bakın arkadaşlar, kısa tutulmuş dediğim, siz göz kararıyla gerçi çıkaramazsınız da şu bölüm çok önemli. Makinada şu bölüm çok önemli. Bir de şu kanat bölümü. Bunun pek fonksiyonu yoktu yalnız. Şu çok önemli. Bu ölçülerini tecrübemize dayanarak kendimiz geliştirdik. Buna oranla bu çok daha verimli. Bu kolun rahat dönmesini, dolumun rahat olmasını ve çalışmanın çok rahat olmasını sağlıyor. Bu filtre tutacağı bizim kendi tasarımımız. Bunlar gideri var. Kesinlikle geri dönüşü yoktur. Yani vay tutmadı, vay attı, vay şudur, vay budur meselelerine son. Arkadaşlar şu kaşıklar yine kendi tasarımımız. Baştan başa şey tırtıllı, testere ağzı gibi tütünü son ana kadar eşit şekilde götürüyor. Şu eski kullandığımız kaşıklar, bunların da gideri var ama şununki çok daha güzel oluyor. Şunlar yarıdan itibaren tırtır şu. Yani üçte birlik kısmı tırtırsız. Bu da ağızda saçak bırakılmasına, dengesiz doluma neden oluyor. Onun için böyle bir değişiklik yaptık. Bu kullandığımız dört ayak da kendi özel yapımız. Sertleştirilmiş, paslanmaz, kaplamalı falan filan. Kesinlikle eğilmez. Gideri baya baya olan, yani diyebilirim ömürlük gibi bir şey. Bu makinelerin altında bu parçaları kullanıyoruz. Şu üzerindeki gördüğünüz sarı metal bile şey, kendi özel yapımız. Kullandığımız vida diğerlerine oranla çok değişik bir şey. Kullandığımız kaşık sürücüsü dümdüz havada duruyor. Kesinlikle sürtünme, ses falan filan yapmıyor arkadaşlar. Keza bu makinenin içinde de aynı şeyleri kullanıyoruz. Aynı orada kullandığımız parçaları bunda da kullanıyoruz. Tamamen topomatik parçası. Bu şey, burayı kaynatıyoruz. Bunlarda oynaklık payı olduğu için önce kaynatıyoruz. Kaynakla kaynatıyoruz. Sonra bunu indiriyoruz. Aynı arkadaşlar, fevkalade güzel rahatlıkla sürüyor. Hiçbir sıkıntı çekmiyorsunuz. Şöyle ben size söyleyeyim. Eskiden işte kol sıkıyordu. Sağlıksız dolumlar oluyordu. Onlara son verdik Allah'ın izniyle. Bakın arkadaşlar, şimdi sizinle beraber sarıp görelim. Şu piyasada kalburtaş bulamıyoruz. Söylentilere göre fabrikası kapanmış falan filan diyorlar da bilmiyoruz. Bu kalburtaştan daha ince olan tek çizgili. Hatta bunlara uç bulamadıklarından dolayı bunları tasarlayan arkadaş bizim yanımıza geldi. Bizden makine yapmamızı istedi. Arkadaşlar şu gördüğünüz litreyi çok rahatlıkla hiçbir baskı veyahut da hiçbir arıza olmadan doldurabilirsiniz. Kalburtaştan daha ince diyebilirim size. Abilerime söyleyeyim. Bir de ablalarıma söyleyeyim. Bu böyle. Bu diğeri büyük. Yani size göstereyim. Bunun da silimi var. Bunun da büyük ve silimi var. Arkadaşlar bu da büyük makaron için yapılmış. Kesinlikle sizi üzmez. Bak bunu söyleyeyim size. Yani kolum ağrıdı falan filan. Bu şikayetlerinize son. Serçe parmağımla bile bunu çevirebilirim çok rahatlıkla. Bakın. Şöyle diyeyim size. Size göstermek için tekrar serçe parmağımı kullanayım. Bakın arkadaşlar, sadece kesimde biraz şey istiyor, güç istiyor. Diğer şekilde hiç güç istemiyor arkadaşlar. Şu anki gelişmeler bundan ibaret. Daha da gelişmeler var. Olduğu sürece çekip atacağım size. Tamamdır.